Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi son teröristi etkisiz hale getirene kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi, Türkiye'nin yeni güvenlik konsepti konferansında yaptığı konuşmada, FETÖ'nün devlet içindeki operasyonel gücünü önemli ölçüde kırdığımızı düşünüyorum dedi. FETÖ'nün devlet içindeki operasyonel gücünü önemli ölçüde kırdığımızı düşünüyorum. Ve silahlı kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımız, adliye teşkilatımız, milli eğitim ve diğer kurumlarımız, tüm kamu kurumlarımız gerçekleştirilen açığa alma ve ihraçlarla en azından tespit edilen örgüt üyeleri pasivize edildi. Bunların örgüt içinde belirli pozisyonlarda bulunanları da tutuklanarak etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kamu kurumlarında açığa alma ve ihraçlarla tespit edilen örgüt üyelerinin pasifize edildiğini kaydederek, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin devlet içindeki elemanlarının da birer birer tespit edildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre malzeme olanlar ve malzeme taşıyanlar bunun bedelini ödüyor ve ödeyecektir. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi son terörist etkisiz hale gelinceye kadar devam edecek dedi. PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin devlet içindeki elemanları da birer birer tespit edilip gereken muameleye tabi tutuluyor. İşte görüyorsunuz. Dokunulmazlık tahtında milletvekillerinden tutunuz, belediye başkanlarına varıncaya kadar bütün bu teröre malzeme olanlar, malzeme taşıyanlar bunun bedelini ödüyorlar ve ödemeye devam edecekler. Aynı mücadele iş dünyasında, sivil toplum kuruluşları içinde, uluslararası düzeyde de sürdürülüyor. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi son teröriste kadar, son teröristi etkisiz hale getirene kadar devam edecektir. Bu mücadele olağanüstü hal bittikten sonra da sürecektir. Terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelenin siyasi iradesini biz temsil ediyoruz. Sağdaki sorumluları da siz olacaksınız. Ona göre. Şayet sizler bu davaya sahip çıkmazsanız, siyasi irade tek başına neticeye ulaşamaz. Görevinizin, sorumluluğunuzun ağır olduğunu biliyorum. Ama ben sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.